Siz de kombinin mucidi Vaillant'a terfi edin. Hem cebinizi hem de geleceğimizi koruyun. Vaillant. Değerli katılımcılar, hepinizi selamlıyorum TT Medya adına. Bugünkü webinarımızın konusu sıfır enerjili binalar. Sayın Profesör Doktor Ahmet Arısoy bize bu konuda bir konuşma yapacak. Kendisinin kısaca tanıtımına geçmeden evvel katılımcılara bir hususu belirtmek istiyorum, bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Doğaldır ki webinar sırasında veya sonunda bir takım sorular sormak isteyeceksiniz. Paneliste sormak istediğiniz soruları GoToWebinar içerisindeki Questions, sorular kısmını kullanarak bizlere iletebilirsiniz. Sanırım sunumun sonunda cevap bölümüne yer verilecek. Bu konudaki hatırlatmayı başlangıçta yapmak istedim. Şu an Ahmet Hoca bağlandı mı onu göremediğim için biraz bekleyeceğim izninizle. Evet, kendisi. Ben merhaba, mikrofonu şimdi açtım. Tamam. Evet. Sorun değil hocam. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Ahmet Arısoy hocamızı aslında tanıtmama sanırım pek ihtiyaç yok. Uzun yıllardır mekanik tesisat sektöründe akademik duayen olarak zaten hepimizin bildiği bir kişi. Şimdilerde emekliliğini yaşıyor ve hala çalışıyor, hala üretmeye devam ediyor. Biraz önce de söylediğim gibi bugünkü TTMD webinarının konusu sıfır enerjili binalar, yani aslında konutların enerji alanındaki sürdürülebilirliği. Şimdi sürdürülebilirlik çok sık duyduğumuz bir kelime. Çok artık dilimize pelesenk oldu. Her şeyin bir sürdürülebilir tarafı olduğunu işitiyoruz. Ama gerçekten sürdürülebilirlik üzerinde çok derinlemesine durduğumuzu zannetmiyorum. Bu kelime aslında ne ihtiva ediyor, ne gibi unsurlar barındırıyor? Buna biraz eğilmemiz lazım. Ben de başlangıçta hocama bu soruyu yönelteceğim.
Yani büyük resim aslında bize ne söylüyor? İnsanlık bugün karşılaştığı sorunlara niçin sahip? Niye bu sorunlarla boğuşuyoruz? Niye bu karışık, kaotik dünya karşımıza çıktı? Bunları hocamdan bir üretim ve tüketim alışkanlıkları üzerinden irdelemesini isteyerek söze başlayacağım. Hocam söz sizde, buyurunuz efendim. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Katıldığınız için ayrıca teşekkür ederim. Evet, sevgili Murat, senin de söylediğin gibi aslında bugün konumuz sıfır enerjili bina, ama biz burada spesifik bir şeyden bahsetmeyeceğiz. Bize hesap yöntemi veya işte design, daha çok bugün resmin bütününü görmeye ve günümüzde olup bitenleri bu açıdan değerlendirmeye bir parçacık bakacağız. Ki bir mühendis demek aslında bunu gayet iyi yapabilen birisi demektir. Yani parçaları birleştirerek resmin bütününü gören ve ona göre yorum yapan ve buna göre de yol çizen bir insan. Dolayısıyla öncelikle bu konu üzerinde birazcık konuşacağız. Daha sonra da yine kavramlar üzerinde devam edeceğiz. Çünkü senin başta ifade ettiğin gibi bir takım kelimeleri yani kelime anlamıyla bir biçimde kullanıyoruz ve buradan algıladığımız şey, hayal ettiğimiz şey, onun üzerinden devam edip gidiyoruz. Halbuki bizim mühendislikte veya teknolojide aslında kullandığımız kelimelerin her birine bir anlam yüklüdür. Dolayısıyla biz kendi içimizde konuşurken anlaşabilmemiz için bu kelimelere yüklenmiş olan anlamı ortak olarak kullanabilmeliyiz. Bu bakımdan özellikle bugün daha çok bunun üzerinde durmaya çalışacağım. Yani bizim kafamızı karıştıran ve son yıllarda çok hızlı olarak gelişen ve bir arkasına gelen kavramlar var. Bu kavramlar içerisinde yolumuzu bulabilmek için birazcık bunları açmaya çalışacağım. Sevgili Murat, ayrıca senden bir şey daha isteyeceğim. İnsan belli bir yaşa geldiği zaman çenesi düşüyor. Benim için de bu geçerli. Dolayısıyla bir noktadan başlayıp ta onu olmayacak yerlere doğru çekiyorum. O bakımdan zamanımız sınırlı. Eğer beni uyarırsan veya bir biçimde sınırlar içerisinde tutarsan çok sevinirim. Estağfurullah hocam, tabii. Şimdi bu ekranı paylaşayım sizinle. Evet, bugün sıfır enerjili bina konuşacağız. Ama başta da söylediğim gibi aslında resmin bütününü görmek lazım. Şimdi günümüzde birçok sorun yaşıyoruz. Ve şundan emin olabiliriz ki günümüzde yaşadığımız bu sorunlar gelecekte daha da yoğun olarak yaşayacağımız sorunlar. Nedir bunlar? Bir karmaşa, bir yoksulluk, bir adaletsizlik. Hep bunlardan şikayet ediyoruz. Acaba bu sorunlar nereden kaynaklanıyor? Bunun kaynağıyla ilişkili bizim baktığımız konuların acaba bir önemi var mı? Veya bizim açımızdan bunu bir biçimde açıklamamız mümkün mü? Hocam, bence mümkün. Özür dileyerek sözünüzü kesiyorum ama galiba ekran paylaşımı gelmedi. En azından ben göremiyorum. Acaba o konuda bir tekrar bir bakabilir misiniz? Şöyle yapalım. Evet. Şimdi tamam, evet. Şimdi evet. Peki. Şimdi
Evet, yani bu söyleyeceklerim bir biçimde benim kişisel görüşüm olarak algılansın lütfen, ama sonuç olarak tabii ki kendi kişisel görüşüm değil, neticede ortaya çıkan pek çok bulgunun bir biçimde yorumlanması olarak düşünülebilir. Şimdi sorun şuradan kaynaklanıyor. Dünyadaki kaynaklar, dünyanın sahip olduğu kaynaklar sınırlı. Yani bu enerji, su, yiyecekler, hatta iklim. Bu sonlu ve sınırlı kaynaklara karşılık ve bu bir başka gerçek daha var. Bu kaynaklar kullanıldıkça tükenmekte. Yani bunların yenilenemediğini düşündüğümüz zaman, yenilenemeyen kaynaklar olduğunu düşündüğümüz zaman bu kaynaklar giderek azalmakta. Bu azalmaya bağlı olarak da bu kaynakların arzı giderek azalmakta. Sonuç olarak enerji arzı mesela veya işte yiyecekler veya işte sahip olduğumuz su bu anlamda yenilenememekte ve giderek de arzı azalmakta. Buna karşılık tüketime baktığımız zaman tüketim üstel olarak artıyor. Yani bir yandan nüfus artıyor, öte yandan da birey başına refah artıyor. Dolayısıyla bireyin tüketimi giderek artıyor. Bu ikisi üst üste bindiği zaman üstel biçimde tüketim artıyor. Demek ki şu anda ve gelecekte bir yandan azalan bir arz var, bir yandan da artan bir talep var. Sonuç olarak bu azalan arz, artan talebi karşılayamadığı durumda biz sıkıntı içerisine gireceğiz, sorun yaşayacağız. Dolayısıyla bugün yaşadığımız ve gelecekte yaşayacağımız aslında sorunların ana kaynağı bu azalan arzın talebi karşılayamaması ile ilişkili. Şimdi ne yapacağız? Burada üç temel çözüm yolu var. Bunlardan bir tanesi nüfusun azaltılması. Birinci temel neden nüfus artışı. O halde nüfusu azaltacak olursak bu durumda talebi de azaltmış olacağız. Dolayısıyla arz edilen şeye ulaşmamız daha mümkün olacak. İkincisi yaşam kalitesinin yani refahın azaltılması. Bu biçimde tüketime devam edemeyiz. Refah seviyemizi bu noktada tutamayız. Azalan arza bir biçimde uyum sağlayabilmek için her birimizin yaşam kalitesini azaltması gerekiyor. Üçüncü bir çözüm yolu ise ki bugün konuşacağımız konu bu. Bu mühendislik çözümü bu. Bu da verimin artırılması. Yani aynı yaşam kalitesini sürdürebilmek için daha az tüketmek. Daha az tüketim yaptığımız halde aynı şekilde yaşam kalitesini devam ettirebiliyoruz. Bu ancak verimin artırılması ile ilişkili. Daha az yakıt yakarak aynı ısınmayı sağlamak veya daha az enerji kullanarak aynı soğutmayı yapabilmek, aynı ısıtmayı yapabilmek gibi şeyler. Bu ilk iki konu bizim hiç işimize gelmiyor. Yani insanın doğal dürtüleri hem nüfusun azaltılması konusunda hem de refahın azaltılması konusunda şu anki yaşam kalitemizi, yaşam seviyemizi kendiliğimizden aşağı indirmek istemiyoruz gönüllü olarak.
ve aynı şekilde üremeye devam etmek istiyoruz. Nüfusumuz artıyor. Dolayısıyla aslında en temel çözüm noktaları olan 1 ve 2 bir biçimde insanlık buna yanaşmıyor. Veya yani kendi gönlüyle buna yanaşmıyor. O halde geriye kalan üçüncü yol ve bu son yıllarda, yani bu son yıllar dediğim en aşağı son 20-30 yıldır ve giderek hızlanan bir biçimde bu üçüncü yolla ilişkili insanlar çalışıyor, mühendisler çalışıyor. Tabii ki bu sadece bir mühendislik konusu değil, mühendisin ortaya çıkardığı şeyin uygulanması aynı zamanda başka pek çok faktöre de bağlı. Ama temel olarak bizim bir biçimde elimizde olan, bizim faaliyetlerimiz tarafından belirlenecek olan bir şey. Dolayısıyla insanlığın aslında bütün çabaları da bu üçüncü noktaya yoğunlaşmış vaziyette. Ama bu üçüncü yol tek başına sonuç olarak bu problemi, bu çelişkiyi ortadan kaldırmaya yeterli olmuyor. Yeteri kadar hızlı ve yeteri kadar etkin değil. Bu durumda diğer çözümler ister istemez zorla devreye giriyor ve daha da girecektir. Bunun ne olacak? Bunun sonucunda geniş kitleler daha çok yoksullaşacak. Hepimizin hayat seviyesi, kalitesi giderek azalacak. Tüketimimiz bir biçimde kısıtlanacak. Nüfus kendiliğinden azalmıyorsa eğer bu sefer zorla azalacak. Yani savaşlar olacak, savaşlarla nüfus azalacak. Açlıkla nüfus azalacak, hastalıklarla son yaşadığımız COVID ve benzeri bir takım salgınlar ve tabii ki doğal felaketler. Bunlarla da sonuçta nüfus bir biçimde azalacak. İnsanlar giderek yoksullaşacaklar ve azalan arza bir biçimde uyum sağlayacağız. Tabii ki biz de verimi giderek artıracağız. Bugün daha çok bunu konuşacağız. Bu aslında pesimistik bir tahmin ve yaklaşım ama oldukça gerçekçi bir yaklaşım ve aslında bu yaklaşımda ben de yalnız değilim. En azından yazar Metin Münir diyor ki, tabii o başka bir şey için diyor bunu ama bununla çok örtüşüyor. İnsanın başına gelecek olan hiçbir şeyi değiştirecek güce sahip olmadığını çoktan öğrendim. Dolayısıyla biz de görüyoruz istikbali ama bunu değiştirmek için yeteri kadar güce sahip maalesef değiliz. Ve bunu kendi gücümüzle, kendi inisiyatifimizle bir biçimde değiştiremiyoruz. O zaman maalesef daha kötü şeyleri sanki yaşayacakmışız gibi geliyor. Bunu daha fazla uzatmak istemiyorum. Eğer izin verirseniz şimdi bugünkü webinarın konusu sıfır enerjili binaya dönmek istiyorum. Sonuç olarak enerjiyi bizim yani sonlu bir kaynağımız var. Enerji kaynağımız var ve bu enerji kaynağımız kullandıkça tükeniyor, azalıyor, bitiyor. Neticede bu enerjiyi daha az harcamamız lazım. Bu enerjiyi harcadığımız en önemli noktalardan bir tanesi binalar. Dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık %40'ını binalarda harcıyoruz. O halde binalarda bu enerjiyi mümkün olduğu kadar az harcayalım. Hatta ideali
binalarda hiç enerji harcamayalım, hiç enerji harcamadan binalardaki enerji ihtiyacımızı karşılayalım. Bu nasıl olacak? İşte bunu bir parça konuşmaya çalışacağız. Daha doğrusu bunun nasıl olacağını konuşmayacağız da bunun tanımını yapacağız. Yani sıfır enerjili bina nedir? Hatta buradaki enerji dediğimiz şey nedir? Yani enerji sonlu diyorum mesela. Hangi enerji, sonlu olan enerji nedir? Enerjiden kastettiğimiz şey nedir? Bir parçacık bunları açmaya çalışacağım. Bu enerjiyle beraber, başka bir şey, bunun yani enerji tüketiminin, burada sözünü ettiğimiz enerji tüketimi yalnız, biraz sonra bunu giderek açacağım ama baştan söyleyeyim, fosil yakıta dayalı enerji, yani sonlu olan, yenilenemeyen enerji, bu enerjiyi kullandığımız zaman, ortaya çıkardığımız zaman, bunun doğal sonucu olarak da bir karbon emisyonu oluyor. Karbon esas olarak, karbondioksit olarak bir emisyon var. Yakıtlarda bulunan enerjiyi açığa çıkardığımda, ki bunu yanmayla, bir kimyasal reaksiyonla yapıyoruz. Bunun neticesinde karbondioksit ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu fosil yakıt enerjisini kullandığım an buradan oluşan bir karbondioksit var. Karbondioksiti de hiç istemiyorum. Dolayısıyla demin sevgili Murat'ın ifade etmiş olduğu sürdürülebilirlik kavramı içerisinde iklimin veya çevremizin içinde yaşadığımız ortamın sürdürülebilir olarak kullanılması anlamında en önemli tehdit karbondioksitten geliyor. Karbondioksit emisyonu sera gazı yaratıyor, iklim değişikliğine neden oluyor. Dolayısıyla bunu da istemiyoruz. Yani karbon emisyonu artı fosil yakıt kaynaklı enerji, bu ikisi birbiriyle birebir örtüşen bir konu. Dolayısıyla sıfır enerjili bina, artık biraz sonra ifade edeceğim gibi, aslında sıfır karbon emisyonu olan bir bina. Bu iki tarif birbiriyle örtüşüyor. Hatta emisyon anlamında tanımladığımız zaman kavram kargaşasından birazcık daha uzaklaşıyoruz. Çünkü enerji dediğimiz zaman ne dediğimizi net olarak tanımlamamız lazım. Halbuki karbon emisyonu çok daha net olarak tanımlı bir şey. Şimdi bu sıfır enerjili bina anlamında ilk ortaya çıkan şey yaklaşık sıfır enerjili bina. Bunu büyük N zeple gösteriyoruz. Yani nearly zero energy building. Bunun kısaltılması. Ve şu anda geçerli olan standartlar, yönetmelikler bizim binalarımızın bu şekilde olmasını öngörüyor. Bunun bir adım ötesinde özellikle bugün konuşacağımız konu net sıfır enerjili bina. Buradaki neti, neyi diğerinden, yani nearly'den neti ayırmak için bunu küçük olarak gösteriyoruz. Net Zero Energy Building. Biraz önce enerji ile emisyon arasındaki, karbon emisyonu arasındaki analojiden ifade etmiştim, yani bahsetmiştim. Günümüzde artık bu net sıfır enerjili bina yerine ZEP kullanıyoruz. Yalnız buradaki E enerji değil, emission, oradan geliyor. Yani zero emission building, sıfır emisyonlu binalar. Ki bu net olarak aynen net zero energy building'i karşılıyor. Ama bahsettiğim gibi birazcık tanımda karışıklıktan bizi uzaklaştırdığı için özellikle Avrupa'da şimdi net zero energy building yerine
Zero Emission Building tanımı yönetmeliklerde daha çok yer buluyor. Zero Emission Building, ZEB yönetmeliklerde şöyle tanımlanıyor. Birinci tanım altını, yani birinci cümle, burada bunu koyu olarak yazdım. Bir defa bu binanın çok yüksek enerji performansı olmasını istiyoruz. Şimdi Zero Emission Building'in asıl tanımında bir sonraki cümle, yani herhangi bir enerji ihtiyacı sitede kurulu veya binada kurulu yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyorsa, aslında net tanım bununla ilişkili. Enerji ihtiyacımız bizim bu binada söz konusu olabilecek herhangi bir enerji ihtiyacımızı burada kurulmuş olan yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyorsak, bu Zero Emission Building oluyor veya Net Zero Energy Building oluyor. Bu tanım içerisinde, yani Net Zero'yu veya Zero Emission'ı tanımlarken çok yüksek enerji performansı yok. Ama bunun altını çiziyorum. Zaten yönetmelikte bunun tanımını yaparken bunu söylüyor. Diyor ki çok yüksek enerji performansı olan bina. Nasıl bina? Buradaki enerji ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak. Buna sonra tekrar geri döneceğim. Buradaki çok yüksek enerji performansına sonra tekrar geri döneceğim. Burada bir adım öncesinde, yani Zero Emission Building'in bir adım öncesinde şu anda geçerli olan şey bu. Yaklaşık sıfır enerjili bina, yani ENZEB var. Bunun tanımı da aslında yukarıdakine çok yakın. Yine çok yüksek enerji performansı olan bina, burada enerji kullanımının büyük ölçüde yenilenebilir kaynaklardan karşılanması. Tamamı değil, hepsi değil ama çok büyük ölçüde bu yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak. Ve binada kurulu, sitede kurulu olan bu kaynaklardan karşılanacak. Bir kısmı ise, küçük bir kısmı ise yenilenebilir kaynaklardan karşılanmayabilir. Dışarıdan bunu temin edebiliriz. Şebekeden elektrik olarak veya işte doğal gaz borularından doğal gaz olarak temin edebiliriz ama bunun ölçüsü çok az olacak. Ne kadar az olacak? Burada ortak bir değer yok. Bu ülkelerin kendisine bırakılmış vaziyette. Avrupa'dan bahsediyorum. Dolayısıyla her bir ülke kendi yaklaşıklık derecesini kendisi belirliyor. O konunun detaylarına girmek istemiyorum. Peki, şimdi demek ki net sıfır enerjili binada veya ZEB'de bizim yenilenemeyen primer enerji kullanımını sıfırlamamız gerekiyor. Dolayısıyla yenilenemeyen primer enerji hiç kullanmadan ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su gibi servisleri ve buna başka şeyler ilave edilebilir standartlara bağlı olarak bunu konuşacağız. Bunu demek ki bu servisleri temin ediyoruz, karşılıyoruz ve buna karşılık yenilenemeyen primer enerji kullanımımız sıfır oluyor. Bunu ya kendimizden veya komşumuzdan yenilenebilir, burada kurulu yenilenebilir kaynaklardan temin edeceğiz.
Şimdi bu yaklaşık sıfır enerjili bina 2030 yılına kadar Avrupa'dan bahsediyorum. Biliyorsunuz Avrupa'da bir enerji performansı direktifi var, yönetmelik var. Bir çerçeve yönetmelik. Bu yönetmelik Avrupa Birliği'nde 2030'a kadar bütün binaların yaklaşık sıfır enerjili bina olmasını dolayısıyla belli aşamalardan geçerek 2030 yılına kadar geçerli olan standart yaklaşık sıfır enerjili bina. 2050 hedefi ise yani 2030'dan sonra artık ENZEP bitecek. ZEP yani Zero Emission Building veya bugünkü konumuz olan Net Zero Energy Building artık bu aşama aşama uygulamaya başlayacak. Yani ENZEP geçerliliğini yitirecek. Bu uygulanmaya başlayacak. Ve hedef 2050 yılına ulaştığımızda bütün mevcut yapı stoğu ENZEP'ten ZEB'e dönmüş olacak. Bu çok önemli bir konu. Yani geleceğimizi planlıyorsak, ileriye doğru bakıyorsak, burada işte insanlığın geleceğinden bahsetmiyorum. Bizim kendi mühendisliğimizle ilişkili, mühendislik faaliyetlerimizle ilişkili konulara bakıyorsak bunlar bizim için çok önemli. Bunları bilmeden bir şey yapmaya kalkmak bence uzak görüşlülüğü olmayan ve bir biçimde yanlış işler yapmamıza, yanlış yerlere enerjimizi harcamamıza neden olabilecek bir şeyler. Dolayısıyla ben tesisat mühendisliğinden bahsediyorum şu anda. Tesisat mühendisliği ile ilişkili eğer bir faaliyette bulunacaksam bu gerçekleri, bu tarihleri, bu yönetmelikleri göz ardı edemem. İleriye dönük planlarımı, projelerimi buna göre yapmam gerekir. Bunun altını özellikle çizerek söylemek istiyorum. Yani bugün vermek istediğim ana mesajlardan bir tanesi bu. Şimdi bunu söylemiştim zaten. Yani sonuç olarak enerji ve karbon emisyonu birbiriyle ilişkili bir şey. Biri diğerinin aynası gibi. Şimdi bir başka konuya sadece altını çizmek için girmek istiyorum. Şimdi enerji diyoruz, enerji kullanımı diyoruz. Bu enerji kullanımının işte sıfırlanmasından bahsediyoruz. Binada enerji kullanımının sıfır. Peki hangi enerji kullanımı? Ben binada o kadar çok şey için enerji kullanıyorum ki. Yani bir bizim konularımız var. Isıtma, havalandırma, klima. İşte sıcak su ihtiyacım var. Onun için enerji kullanıyorum. Bir de işte bir takım aletlerim var. Bunlar için enerji kullanıyorum. İşte aydınlatma için enerji kullanıyorum. Daha pek çok şey için, hatta günümüzde belki de elektrikli arabam var. Bu elektrikli arabaları şarj etmek için enerji kullanıyorum. Peki ben neyi sıfırlayacağım? Hangi enerjiyi sıfırlayacağım? Bunu da bilmemiz lazım. Dolayısıyla burada standartlara döneceğiz. Ve hangi standarda uygun olarak dizayn yapmak istiyorsak, iş yapmak istiyorsak, burada tanımlanan kapsamı göz önüne almamız lazım. Bu kapsam, yani kullandığımız enerji, hangi enerji bu standart kapsamında sıfırlanacak, buna da dikkat etmemiz lazım, önemli. Ve göreceksiniz biraz sonra detaylarına girdiğim zaman bir takım standartların burada farklı şeylerin kapsam içerisine girdiğini veya kapsam dışında kaldığını, ama bu konulara çok detaylı olarak girmeyeceğim, ama altını çizdiğim şey kapsam konusuna özellikle dikkat etmemiz lazım. Dizaynda bu çok önemli.
Şimdi başlangıçta tanımda hani çok yüksek enerji verimi, çok yüksek enerji performansı diye kalın olarak altını çizmiştim ya. Şimdi onu bir parça açmak istiyorum. Şimdi ZEP veya ENZEP tanımını tekrar hatırlayacak olursak, burada net enerji balansının sıfır olmasını şart koşuyor. Eğer bu şartı sağlıyorsanız, yani sıfır enerji kullanarak veya sıfır emisyonla binayı çözebiliyorsanız, o zaman bu standardın gereğini yerine getirmişsiniz demektir. Ama bu başarılı bir yaklaşık sıfır enerjili bina veya net sıfır enerjili bina anlamına gelmez. Bizim bu işi yaparken çok yüksek enerji performansına da ulaşmamız lazım. Ne demek istiyorum? Yani siz sisteminizin enerji verimliliğini artırmadan bu binanızda veya bu sitenizde çok büyük, çok geniş bir yenilenebilir enerji kaynağı yaratabilirsiniz. Bütün çatıyı, bütün araziyi güneş panelleriyle donatıp çok büyük miktarda yenilenebilir enerji üretip bu enerjiyi hiç tasarruf etmeden, hiç verimli olarak kullanmadan kullanabilirsiniz. Bu tanıma uyuyor. Ama bu bizim mühendislik amacımıza uygun değil. Günümüzdeki mühendislik anlayışımıza uygun değil. Onun için ZEP veya ENZEP dizaynı yapacaksak eğer, bunu öncelikle bu binayı ve bunun HVAC sistemini çok yüksek enerji performansına sahip olarak dizayn etmek zorundayız. Bunu şu üçgenle açıklayabiliriz. Yani ZEP dizaynı için genel strateji, böyle bir dizaynı yapmak istiyorsak stratejimiz şöyle olacak. En aşağıda özellikle mimarların burada söz konusu alacağı önlemler, yani bu tesisat mühendisinin birazcık dışında olan bir şey. Tabii ki günümüzdeki anlayış artık dizaynın, bina dizaynının tek tek olması halinde değil, aslında aynı zamanlı, eş zamanlı olarak bütün takımın, mühendislik ve mühendislik disiplinleri ve mimarın birlikte oturup çalışmasını istiyoruz. Böyle bir ENZEP dizaynı veya ZEP dizaynı zaten bütüncül bir yaklaşım olmazsa, yani integrated design dediğimiz olay olmazsa gerçekleştirilemez böyle bir şey. Ama burada esas görev mimarlara düşmekte. Bunlara pasif önlemler, mimari önlemler diyebiliriz. Binanın yönü, bu binanın kabuğunun dizaynı, burada kullanılacak olan malzemeler, dış izolasyon, pencere seçimleri, pencere dizaynları, gölgeleme elemanları vesaire, bütün bunlar, bütün burada yapılabilecek her şeyi yapmamız lazım. Dolayısıyla özellikle ısıtma, havalandırma ve soğutma anlamında baktığımız zaman bu binanın ısıtma ve soğutma için çok az enerjiye ihtiyacı olacak şekilde dizayn edilmesini ilk aşamada, ilk adımda istiyoruz. Ve bu aslında en az maliyeti olan, bizim daha kolayca yapabileceğimiz bir şey. Bunun üzerine artık biz devreye giriyoruz. Bizim HVAC sistemimizi o şekilde dizayn etmemiz lazım ki mümkün olduğu kadar az enerjiyle aynı soğutma veya ısıtmayı yapabilsin veya aynı havalandırmayı yapabilsin.
Burada sistem verimlerinin yükseltilmesi yanında enerji geri kazanımı veya doğal havalandırma, doğal soğutma vesaire gibi konular da yine bu kapsam içerisinde, yani bu aşama içerisinde düşünülmeli. Doğal havalandırma dediğimiz zaman pencerelerin açılıp kapatılması konusu, yani bir aşağıdaki konu değil burada söz konusu olan şey. Burada bir doğal havalandırma dediğimiz şey bir sistem, bir HVAC sistemi. Dolayısıyla bizim tarafımızdan dizayn edilmiş olan bir sistem. Belli otomasyonu olan, belli elemanları olan ve binayı doğal olarak havalandıran aktif bir sistemden söz ediyorum. Dolayısıyla bütün bunlar bizim kapsamımızda, ortadaki kapsamda. Bütün bunlar yapıldıktan sonra, ki demin sözünü ettiğim çok yüksek performanslı bina, aslında bu ikisi bu büyük alanda yapılacak olan çalışmalardır. Bütün bunları yaptıktan sonra hala bir enerji ihtiyacımız olacaktır doğal olarak. Artık onu yenilenebilir enerji sistemleriyle temin edeceğiz. Piramidin en uç noktasında ise, en son noktasında ise bu yenilenebilir enerji sisteminin dizayn edilmesi ve burada kurulması söz konusu olacaktır. Genel strateji bu şekildeki adımlarla oluşur bir ZEP dizaynında. Ama bu hocam, hocam bana verdiğiniz hakka istinaden son 20 dakikaya girdiğimizi size hatırlatayım. Daha sonra bir 10 dakikada tabii ki soru cevap alacağız. Teşekkür ederim. Buyurun. Tamam, teşekkür ederim. Bütün bunların aslında çok önemli olduğunu, bugün esas olarak bunları vermek istediğimi bir biçimde dikkate alarak birazcık uzattım bu konuyu. Ümit ediyorum ki bunu istediğim şekilde açabilmişimdir, aktarabilmişimdir. Şimdi bir başka konu da gömülü enerji, embodied enerji. Biraz bununla ilişkili de vakit geçirmek istiyorum, süre kullanmak istiyorum. Şimdi burada enerji diyoruz. İşte enerji kullanımı, enerji tüketimi, bina. Yani benim bir binam var, burada işte ısıtma yapmak istiyorum. Kaloriferi yakıyorum, buraya bir yakıt veriyorum. Bu yakıt işte doğalgaz, bu doğalgaz olmasın da işte bunu İşte yenilenebilir kaynaklardan karşılayalım falan filan. İşte bundan bahsediyoruz. Şimdiye kadar bahsetmiş olduğumuz şey buydu. Peki acaba aslında resmin bütünü bunu mu söylüyor? Yani bu enerji dediğimiz şey işletim sırasında, kullanım sırasında sözünü ettiğimiz şey mi? Yoksa bunun arkasında bir buzdağı mı var? Sadece bu kullanma sırasındaki enerjiye yoğunlaşacak olursak acaba bir şeyleri atlamış mı oluyoruz? Bu konuyla ilişkili aslında ben çok yıllar önce biraz önce baktım, yani bu şeyde seminerden önce 2006'da anlatmışım bunu, sürdürülebilir enerji kullanımı. O sırada bu gömülü embodied enerji ile karşılaşmıştım ve bunu bizim simpozyumlarımızdan bir tanesinde bir bildiri haline gelip getirip anlatmıştım. O zaman da bana çok ilginç gelmişti bu konu ve sonra yıllar sonra şimdi bu iyice açığa çıktı ve artık yönetmeliklerde yerini almaya başladı. Onun için bu konu bilinmesi gereken önemli bir konu haline geldi. Ve bizim bu 2024'te düzenleyeceğimiz simpozyumumuzun konusunu da biz bu embodied enerji olarak seçtik. Bunu çok detaylı olarak çalışacağız, anlatacağız, sizlere vermeye çalışacağız. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Güneş paneli, yani işte
bir panel koyuyoruz, binamıza yerleştiriyoruz. Buradan güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretiyoruz. Yani bahsettiğim şey fotovoltaik dediğim şey elektrik enerjisi üreten şeyler. Dolayısıyla böyle bir fotovoltaik bunu getirip deminki şemanın en üstündeki nokta yenilenebilir enerji kaynağı bunu getirip binanın üzerine koyduğum zaman bu çalıştığında bana hiç fosil yakıt kullanmadan yani bedavadan enerji üretiyor. Güneşten enerji üretiyor. Dolayısıyla sıfır enerji kullanarak ben buradan elde ettiğim elektrikle binadaki ihtiyaçlarımı karşılayabilirim. Soğutma yapabilirim, ısıtma yapabilirim. İşte elektrikli cihazları çalıştırabilirim falan filan. Mükemmel, tamam. Yani tam bu. Yani enerji kullanımı anlamında muhteşem. Bundan daha iyi bir şey olamaz. Peki 2006'dan söz ediyorum. Yani 2000'li yıllarda o zamanki teknoloji ile. Buna birazcık daha derinden baktığımda böyle bir fotovoltaik panel 15 yıllık ömrü boyunca bana 100 birim elektrik enerjisi üretiyor. Bedavadan 100 birim elektrik 15 yıl içerisinde muhteşem, harika. Peki olayın başka bir noktasına baktığımda bunun o kadar iyi olduğunu görmüyorum. Ben bu elektrik fotosel paneli, güneş panelini üretmek için bunun 15 yılda ürettiği enerjiden daha fazla enerji o tarihlerde, bugün nedir bilmiyorum ama enerji tüketmek durumundaydım. Mesela 120 birim enerji tüketmem lazımdı bu paneli üretmek için. Peki bu perspektifle baktığınız zaman bu güneş paneli o zaman benim için uygun bir şey mi, iyi bir çözüm mü? Tamam, bu hiç fosil yakıt kullanmadan bana enerji üretiyor ama ben bunu getirip binama koymak istersem bunun üreteceği enerjiden çok daha fazla fosil yakıt enerjisi tüketmek zorundayım, kullanmak zorundayım. O zaman ne oldu? Koskocaman bir soru işareti. İşte konu bu. Şimdi insanlar artık sadece işletme sırasında bu kullanılan enerjiye bakmıyorlar. Bu bütün ömrü boyunca herhangi bir sistem, biz şimdi binayı alıyoruz, bina ve bunun HVAC sistemini göz önüne alıyoruz. Bu bina ve bunun HVAC sistemi bütün ömrü boyunca ne kadar enerji tüketiyor? Bununla ilgiliyim. Bunun mümkün olduğu kadar azaltılması konusunda olması lazım benim bütün çabalarım. Sadece bunun bir parçasına bakarsam resmi yanlış okuyorum anlamına gelir. Şimdi mesela burada bu kuruluşun raporunda bir binanın enerji ayak izi, footprint dediğimiz şey, biliyorsunuz enerji footprint olduğu gibi karbon footprint de var. Bu birbirinin aynı şeyler. Bütününde baktığımız zaman bu enerjinin ömrü boyunca tüketilen enerjinin %84'ünü işletme sırasında kullanıyorum, harcıyorum veya tüketiyorum ama %12'sini bunun imalatında, taşımasında ve yapımında kullanıyorum. %4'ünü de bakım ve yenilemesinde kullanıyorum. Bunu fazla uzatmayayım. Şu şekle bakalım. Şimdi burada bütün bu şeyleri uzatmak istemiyorum ama yeni gelişen kavramlar var. İşte artık biz hayat çevrimi, life cycle
noktasına bakmamız gerekiyor. Veya buna işte karbon çevrimi diyoruz. Yani herhangi bir sistem, demin sözünü ettiğim gibi bina veya onun HVAC sistemi, buna bütüncül olarak bakmamız lazım. Şimdi öncelikle bunun üretilmesi için bir embodied enerji kullanıyorum. Yani ham maddeyi topraktan çıkartıyorum. Sonra bunu belli bir yere taşıyorum. Burada üretim yapıyorum. Yani mamul haline getiriyorum ham maddeyi. Sonra bu mamulü taşıyarak bir yerden bir yere naklediyorum. Yani inşaata, şantiyeye naklediyorum. Şantiyede bunu kuruyorum. Dolayısıyla bu benim bu tesisi veya binayı kurmadan önce veya işletmeye almadan önce harcamış olduğum enerjileri ifade ediyor. Ondan sonra şimdi göz önüne aldığımız konu veya şimdiye kadar göz önüne aldığımız konu bu use kısmı. Burada enerji kullanıyorum. Bu sistem, bu bina enerji kullanıyor. Şimdiye kadarki yönetmelikler bunun sıfırlanmasını, yani fosil kaynaklı enerjinin sıfırlanmasını öngörüyordu. Ama burada harcanan fosil yakıt kaynaklı enerji hiç dikkate alınmıyordu. Ve sonra bu binanın daha sonrasındaki, yani bu binanın yıkılması, şimdi görüyoruz işte kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm, binalar yıkılıyor. Bu binaların yıkılması için çok ciddi enerji harcıyoruz. Ondan sonra bu atıklar bir biçimde taşınılıyor, bir yerlere götürülüyor. Ondan sonra bu götürüldüğü yerde bunlar işte gömülüyor, bilmem ne oluyor falan filan. Sonrasında başka bir kalem daha var, onu da D harfiyle gösteriyoruz. Burada başka bir imkan, bütün bu hayat içerisinde özellikle bu şey olduktan sonra, yani bir biçimde ömrünün sonuna geldikten sonra yeniden kullanımla ilişkili olarak geri döndürülebilirse, yani burada bizim malzemeyi veya şeyi atmadan tekrar geri döndürmemiz mümkün olabilirse, o bir kazanç. O da hesaplarda dikkate alınıyor. Dolayısıyla bu hesabın yapılması tabii ki çok büyük bir şey. Ve özellikle burada harcanan enerjilerin hesaplanması çok büyük, çok yük olan bir şey. Tek tek bütün malzemeler, bunlarda ne kadar enerji harcanıyor, imalatta ne kadar harcanıyor. Bununla ilişkili giderek artan bir kütüphane var. Bu kütüphaneler kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Bütün bu life cycle hesaplarını yapmakla ilişkili bir takım programlar geliştirildi ve bu işleri yapabilme kabiliyetine sahip olan bir takım insanlar var. Bunlar sertifika alıyorlar ve bu sertifikalı insanlar bu hesapları yaparak bu bilançoyu ortaya koyuyorlar. Sonra bu bilanço yönetmelikler tarafından belli noktalarda, şu anda bizim için geçerli değil, ama işte bir takım anlaşmalar var, işte yeşil mutabakat bilmem ne falan filan, bütün buralarda bir biçimde bunun belgelenmesi gerekiyor, ortaya konması gerekiyor. Buna uygunluk, uygun olmama vesaire vesaire. Altını çizmek istediğim çok dev bir alan ve bu önü açık bir alan, yeni gelişen bir alan. Dolayısıyla artık modası geçen, hani moda deyimle out olan şeyler değil, bunlar in olan konular. Bu konulara yönelmemizde çok büyük yararlar var. Peki, zamanımı çok ciddi ölçüde harcadım. Buradan sonrasını çok hızlı olarak özetleyeyim. Bu Avrupa'nın birazcık Avrupa'nın yaklaşımını anlatmıştım. Son gördüğünüz gibi 2023'te eşle bir standart yayınladı.
Bunun adı Standard Method of Evaluating Zero Net Energy and Zero Net Carbon Building Performance. Sonuç olarak enerji ve karbon, demin ifade ettiğim gibi birbirleriyle net olarak bağlantılı olan şeyler ve zero net enerji ve zero net karbon bir bina buna uyuyor mu, uymuyor mu, bunu değerlendirmekle ilişkili olan bir metot. Bu metot bir design metodu veya standardı değil. Bize dizaynı vermiyor. Sadece bu tanımı veriyor ve herhangi bir şeyi, demin sözünü ettiğim uzman insan bunu değerlendirerek bu standardın verdiği yöntemle bunu değerlendirmek suretiyle bu binanın zero net enerji ve zero net carbon building olup olmadığına karar veriyor, bunu belgeliyor. Dolayısıyla burada yapılan işlemleri, bu değerlendirme metodunu bu standart anlatıyor. Ben de size bunu özetleyeceğim. Daha da özetleyeceğim. Bu sunum size ulaştırılacak. Dolayısıyla bunu şey yapabilirsiniz. Daha sonra okuyabilirsiniz. Ne sıfır enerji, ne sıfır karbon, bu tanımları aşağı yukarı konuştuk. Şimdi burada bu standartta enerji konusunu, hani fosil yakıta dayalı enerji olarak ifade etmiştim ya, özellikle Avrupa standardında geçen enerji, yenilenemeyen enerji fosil yakıta dayalı enerjiydi. Onun mesela kömürün sahip olmuş olduğu enerji. Bu enerjiden söz ediyorduk. Şimdi bu standartta bunu source enerji olarak tanımlıyor. Kaynak enerji olarak tanımlıyor. Source enerji sadece kömürün sahip olmuş olduğu enerjiyi, ısıl enerjiyi değil, aynı zamanda birazcık şu embodied enerji kavramına yaklaşacak şekilde ama daha hesaplanabilir, daha yaklaşılabilir bir biçimde. Dolayısıyla source enerji fosil yakıtların sahip olduğu enerjiden birazcık daha geniş bir enerjiyi bize ifade ediyor. Dolayısıyla net zero veya zero net enerji derken buradaki enerji source enerji. Karbonda herhangi bir sıkıntı yok. Nedir bu source enerji dediğimiz şey? Bir defa yakıtın sahip olmuş olduğu enerji. Yani kömür, fuel oil, doğalgaz neyse ne. Bunun sahip olmuş olduğu enerji artı bu yakıtları ortaya çıkarmak için harcanan enerjiyi de bunun içerisine ilave ediyoruz. Dolayısıyla bir birim, bir kilo kömür kullandığınız zaman o kömürün sahip olmuş olduğu enerjinin yanında bu kömürün çıkıp benim kullanımıma sunulması sırasında da harcanan bir takım enerjiler var. Bu enerjileri de bu işin içerisine katmam lazım. Yani bu şimdiye kadar aslında belki maliyetle bilmem neyle falan ilişkili bir şeydi. Dolayısıyla düşük kalori, mesela bir kömür düşünün. Düşük kalorili bir kömür Türkiye'de çok büyük miktarda var. Bu kömür eğer yer altındaysa, belli bir derinlikteyse, bu kömürü yer altından çıkar, onu depola, ondan sonra insanların kullanımı için kilometrelerce ileriye taşı ve ondan sonra bunu kullan, bu feasible olmaktan çıkıyor. Eskiden bu feasible olmadığı için, yani ekonomik olmadığı için bu tür düşük kalorili kömürleri, lignit kömürlerini bir defa yer altında olmayacak, yüzeyde olacak ve kolayca çıkardığımız bu kömürü de uzağa gitmeden, mesela Afşin Elbistan'da
bunu hemen yerinde bir santral kurarak orada kullanıyorduk. Dolayısıyla ben bunu binamda kullanmak istiyorsam bu yakıtın enerjisine ilave olarak bu yakıtın benim önüme gelinceye kadar neden olduğu veya tükettiği enerjileri de buna ilave etmem lazım. Bunun çıkartılması, yer altındaysa yer altından çıkartılması, bir takım işlemlerden geçiriyoruz. Ondan sonra taşınması, bunları da ilave etmem lazım. Eğer buradan elektrik enerjisi üretiyorsan, bu elektrik enerjisine dönüşümde harcanan enerjiyi de dikkate almam lazım. Ve sonuç olarak bunun kullanım noktasına, siteye taşınmasında ve dağıtılmasında harcanacak olan, yani diyelim ki doğalgaz işte pompalanıyor vesaire vesaire. Şimdiye kadar onları dikkate almıyordum. Demek ki burada bunları da dikkate almam lazım. Bütün bu enerjileri toplayarak bu kömürün, bu fuel oil'ün veya bu doğalgazın sahip olmuş olduğu enerjiye source enerji diyoruz veya tüketilen enerjiye source enerji diyoruz. Buradaki bir takım tanımları müsaade ederseniz geçeyim. Yani karbon emisyonunu ifade etmek için sadece karbondioksit değil ama başka bir takım gazlar da, sera gazı dediğimiz gazlar var. Bu gazları da istemiyoruz. Dolayısıyla bunların emisyonlarını da istemiyoruz. Bunların emisyonları söz konusuysa tabii ki bu bina içerisinde bunları da karbondioksite dönüştürerek ekivalan karbondioksit cinsinden ifade etmem lazım. İşte bir soğutucu gaz mesela, bu soğutucu gaz sızıntısı varsa bunun karbondioksit eşdeğerini bulup bu kadar bir emisyon var, bunu hesaplamam gerekiyor. Karbon offset meselesi, karbon ikamesi meselesi, bu yine şu anda Türkiye için söz konusu değil, dünyada da şu anda geçerli, çok fazla olan bir şey değil ama bu konuda çok ciddi çalışmalar var. Neticede eğer karbondioksiti bir biçimde yok ediyorsak, bunun bir getirisi olması lazım. Yani bunu salıyorsak, emisyon olarak ortaya koyuyorsak bunun bir cezası var. Buna karşılık bu atmosferdeki karbondioksiti özellikle veya karbondioksit salınımını engelliyorsak veya azaltıyorsak bunun da bir kazanımı olması lazım. Buna işte karbon ikamesi diyebiliriz. Bunu da eğer böyle bir şey söz konusuysa bu hesaplar içerisinde karbon dengesini yazarken dikkate alacağız. Offsite, onsite, bu da işte benim göz önüne aldığım saha veya site, bina, bir de benim komşum olan yani bunun dışındaki yer. Burada bir renewable enerji kaynağı olabilir. Ben komşumun renewable enerji kaynağını kullanabilirim. Bu bir offsite renewable enerji oluyor. Yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenebilir hidrojen, yenilenebilir doğalgaz, bunlar anlaşılabilir şeyler. Şimdi burada şema olarak bunun tanımını enerji olarak, yani zero enerji meselesiyle ilişkili olarak tanımını yaparken ithal edilen, yani binaya giren veya siteye giren enerji, bir de siteden çıkan enerji. Bunun bilançosunu yapacağız. Biraz sonra bununla ilişkili denklemi de yazacağım. Dışarıdan aldığımız doğalgaz, mesela kömür veya elektrik enerjisi, veya işte bu komşudan vesaire özel olarak aldığımız
bir enerji olabilir. Tabii ki yenilenemez enerjiden söz ediyorum. Bu taşıt enerjisi, bu birazcık anlatılması gerekli bir şey. Yani özellikle son dönemde elektrikli araçlarla vesaireyle ilişkili daha çok bağlantısı olan bir şey. Yani bunu girdi olarak aldığımız gibi çıktı olarak da göz önüne alabiliyoruz, hesaba katabiliyoruz. Bu yani taşıtlarla ilişkili kullanılan enerjiyi bize gösteriyor. Bu da peyzajla ilişkili enerji. Burada bahçe düzenlemesi ile ilişkili olan enerji meselesi. Bu giren ve çıkan enerjilerin içerisinde off dimming şey yaptığımız, offsite dediğimiz renewable enerji, komşudan bir renewable enerji alışımız varsa daha çok veya olmayacak şey ama teorik olarak bizim sitemizin içerisinde bir kaynak varsa, diyelim ki petrol kuyusu varsa, bunu bir biçimde hesaplarda dikkate almakla ilişkili. Şimdi yani bu demin sözüne ettiğim taşımayla ilişkili şey, bu bizim taşıtlarla ilişkili göz önüne aldığımız sınırdan, yani bina sınırından veya site sınırından içeri giren enerji, bu özellikle asansörlerde kullandığımız enerji, insan taşıma araçları bu sitede kullanan, bunlarla ilişkili forkliftler olabilir, peyzaj bakım ekipmanları olabilir, konveyörler olabilir. Bunlarla ilişkili şey. Tabii bina dediğimiz vakit sadece konutları düşünmeyin. Bu işlerin içerisinde biliyorsunuz ticari binalar ve diğer tip binalar da dahil. Yani konut dışı binalar da dahil. Bina içerisindeki şey ise özellikle bu elektrikli araçların mesela şarj edilmesi. Eğer bina içinde veya site içerisinde bunları şarj ediyorsak mesela, burada bir elektrik yüklemesi yapıyoruz. Ve sonra bu elektrik yüklemesiyle bu şey dışarı çıktığı zaman bunu ihraç etmiş oluyoruz. Bu konu bununla ilişkili. Peyzajla ilişkili bu şeylere girmeyelim. Neticede şu denklemi, enerji için şu denklemi yazıyoruz. Bu ithal edilen, yani binaya giren enerji, bu enerjileri aynı birime çevirmemiz lazım. Onun için bir faktörle çarpıyoruz. Her bir enerji, bakın toplamı yazı, her bir giren enerjiyi, mesela doğalgazsa doğalgazın faktörüyle çarpıyoruz, katsayısıyla çarpıyoruz. Bu elektrikse elektriğin katsayısıyla çarpıyoruz. Ve bu bana bir enerji birimi veriyor. Bu kadar enerji girdi ama aynı birimden. Bütün hepsini aynı birime dönüştürmüş vaziyetteyim. Bu ise dışarıya çıkan enerji. Aynı şekilde bu enerjiyi de mesela bir güneş panelimden enerji ürettim ve bu enerji benim ihtiyacım için fazla, bunu dışarıya veriyorum. Özellikle belli dönemlerde ihtiyacımın fazlası var, bunu şebekeye veriyorum. Bunu da aynı şekilde benzer bir faktörle çarpacağım. Burada bu yan komşudan, diyelim ki aldığım komşudan aldığım, bu komşu aslında mesafe olarak uzak bir komşu da olabilir. Yani site dışından almış olduğum yenilenebilir enerji. Bunu da yine bir faktörle çarpıyorum. Artı bir de bir indirim faktörü, ilave olarak bir indirim faktörü. Yani bunun niteliğine göre, yani yanımdaki bir komşudan alabilirim veya çok uzakta bir yerden alabilirim veya ticari olarak bana yenilenebilir enerji satan bir üreticiden satın alabilirim falan filan. Her biriyle ilişkili bir indirim değeri var. Yani birden küçük bir katsayıyla çarpıyoruz.
Bu ikisi arasındaki fark bana net enerjiyi veriyor. Bu net enerjinin demek ki sıfır olmasını veya sıfırdan küçük olmasını şart koşuyor bu tanıma uygun olmak. Bu aynı şeyi karbonla ilişkili olarak da yazabileceğiz. Burada o dönüşüm faktörleri, mesela bu doğal gazsa o dönüşüm faktörü 1,09 veya bir buhar girişi varsa, yani bir bölge mesela ısıtması sistemi var, bizim apartmanımıza veya bizim sitemizi bölge şeyi, bölge mal sahibi neyse işletmecisi buhar satıyor. O buharı kullanıyorum ben sistemimde. Onun kat sayısı 1,83. Bu tabloların üzerinde durmak istemiyorum. Elektrik alıyorsam da bu elektrik tamamen o şebekenin karakterine bağlı. Yani bu şebekedeki elektriğin ne kadarı fosil yakıta dayalı olarak, ne kadarı yenilenebilir enerjiye bağlı olarak ortaya çıktı. O katsayı bununla ilişkili. Yani hidrolik enerji veya termik elektrik enerjisi, bunların karışımı oranları, buna göre hazırlanan bir katsayı. Bu katsayı tanımlanması lazım. Şebeke tarafından tanımlanması lazım. Amerika için mesela farklı bölgelerdeki bu katsayılar verilmiş. Bu yönetmeliğe göre hesap yapabilmek için bu katsayıların verilmesi lazım. Mühendis buna göre hesabını yapacak. Türkiye için mesela böyle bir hesabı yapmak şu aşamada mümkün değil. Çünkü bu katsayılar verilmiş değil. Bu sözüne ettiğim indirim faktörleri de bu şekilde. Karbon olduğu zaman benzer bir denklem var. Burada yalnız farklı olan şey bir defa sızıntı olması. Bu genellikle soğutucu akışkan sızıntısı ile ilişkili. Bunun karbondioksit eş değerini hesaplayıp bunu denkleme koymam lazım. Bir de bu satın alabileceğim karbon kredisi, aslında parasını verip bir biçimde bu karbon ticaretini yapmak mümkün olacak ileride. Şu aşamada çok şey değil ama bu formülde yerini bulmuş. Dolayısıyla böyle bir ikame yapabiliyorsam, yani kendim olmasa da başka birisi belli ölçüde karbonu yok ediyorsa ve ben onu satın alıyorsam, o zaman o terimi buraya koyacağım. Muratçığım, ben burada keseyim. Sorular olursa bir biçimde açarız. Çok teşekkür ediyorum. Vaktimi çok aştım. Başta da olduğu gibi özür diliyorum. Gevezeliğim ne kadar sınırlamaya kalkarsam kalkayım mümkün olmuyor. Estağfurullah. Evet. Bir kere çok aşırı aşmadık hocam. Bir 12 dakika kadar şeye çıktık, dışa çıktık. Mühletimizi açtık. Ama bence kavramsal açıdan çok doyurucu bir sunumdu. Birçok terminolojiyi böylelikle hatırlamış veya öğrenmiş olduk. Bu açıdan teşekkür ediyoruz hepimiz. Bana gelen bir soru var. Sayın Semih Yıldız iletmiş bu soruyu. Sunumunuzun başında enerji performansından bahsettiniz. Orada şöyle bir soru gelmiş Semih Bey'den. Hocam, çok yüksek enerji performansından kasıt sistem eksterji veriminin optimum olması mıdır? Rüzgar ya da PV sistem destekli ısı pompası kullanımı gibi örnekleyebilir miyiz? Diye sormuş. Evet, o hani bir üçgen gösterdim ya. Bu çok yüksek performanslı bir bina olabilmesi için, aslında dediğim gibi kavramlar o kadar hızlı değişiyor ki, bu net zero, nearly zero bilmem ne falan olmadığı zaman böyle bir tanım vardı. Yani
yüksek performanslı bina tanımı vardı. Değil mi Muratçım? Evet. Yani işte diyelim ki 2010'lu yıllarda vesaire vesaire bu şeyler çıkmadan önce. Şimdi bu bina çok yüksek performanslı olabilmesi için o üçgende de bahsettiğim gibi bir defa mimari bir takım önlemler alabiliriz. Yani binanın kabuğunu dizayn ederken bu detaylara girmek istemiyorum. Aslında bu yaklaşık sıfır enerjili bina ile ilişkili bir akademinin bir dersi olacak. Önümüzdeki galiba Kasım'ın 6'sında falan başlayacak. TGB'de akademiden bahsediyorsunuz, evet. Evet, yaklaşık sıfır enerjili bina dersi. 36 saatlik bir ders açacağız. Burada bu detaylara çok net olarak yer vereceğiz. Dolayısıyla bu binanın bir defa kendisini yüksek performanslı yapabiliriz. İşte ısıl yalıtımını çok yüksek yapabiliriz. Duvarların dizaynını kullandığımız malzeme olarak çok yüksek performanslı yapabiliriz. İşte binaların duvarlarında kullanılan, değil mi, o şey ne o bir malzeme kullanıyoruz, o malzeme enerjiyi yutuyor, yani şey değiştirebilen faz değiştirici malzeme, evet malzemeler kullanıyoruz. Ondan sonra işte gölgeleme olayları, panjurlar bilmem ne, hatta bunlar otomatik olabiliyor, otomasyona bağlı olabiliyor. Pencerelerin alanları olabiliyor, binanın yönü bile çok önemli. Bunun gibi bir takım önlemler. Ondan sonra özellikle bizle ilişkili tabii ki çok yüksek şeyli, verimli binalar, evet, şey, HVAC sistemleri, tabii ki arkadaşımızın ifade etmiş olduğu ısı pompaları, bugün için özellikle yaklaşık sıfır enerjili bina şu anda standardı uygulamada, burada burada bu standardın gereklerini yerine getirmek için artık elimizde çok fazla şey yok. Yani artık doğal gaz kullanan işte kombiler, hatta işte yoğuşmalı kombiler bilmem ne falan, artık bunlarla şeyi yapmam mümkün değil. Yani çok yüksek performanslı bu anlamda bina yapmam mümkün değil. Dolayısıyla deli gibi ısı pompasına bir yöneliş var. Bütün dünyada ve özellikle Avrupa'da ısıtmayı ısı pompasına dönüştürmek. Soğutma için yine ısı pompaları veya işte buna benzer, bunu, yani ısı pompası yerine işte biliyorsun soğutmada başka bir takım isimler kullanılıyor ama temelde o da ısı pompası. Bunların kullanılması, bütün bunlarla çok az enerji kullanarak, özellikle aynı soğutmayı, aynı şeyi ısıtmayı, yani aynı amacı gerçekleştirmek. Çok yüksek performanslı binalar dediğimiz şey bu. Özetle çok az enerji kullanmak suretiyle bu bina ısınabiliyorsa ve soğuyabiliyorsa bu yüksek performanslı bir binadır. Evet. Hocam teşekkür ederim. Bir el kalkmış gözüküyor, Ayşe Gülbe'den. Ayşe Hanım, eğer question bölümüne, sorular bölümüne sorunuzu sorarsanız, tahmin ediyorum soru sormak için elinizi kaldırdınız. Memnun oluruz. Aksi takdirde size söz vermem mümkün değil canlı olarak. Bu arada peki, şunu ilave edeyim. Yazarken, şimdi bu çok yüksek performanslı binayı ve tabii ki onun HVAC sistemini oluştururken, yaparken pek çok elemanı kullanman mümkün. Yani pek çok şey yapabilirsin. İzolasyonu artırabilirsin veya çok pahalı bir cihaz kullanabilirsin falan filan. Yani sonsuz alternatif var. Şimdi çok önemli olan bir kavram da bu yapmış olduğunuz şeylerin
ekonomik olması, yani ekonomik olarak yapılabilir olması, ekonomik olarak feasible olması, öyle bir alternatif çözüm bulmanız lazım ki hem az enerji tüketecek hem de yatırım maliyeti mümkün olduğu kadar az olacak. Dolayısıyla en çok çalışılan konulardan bir tanesi bu. Yaklaşık sıfır enerjili binalarda da ülkelere tanınan serbestlik bununla ilişkili. Her ülke kendi ekonomik durumuna göre bu yaklaşıklığı belirliyor. Dolayısıyla buna optimizasyon diyoruz. Ekonomik optimizasyon çok çalışma yapılan alanlardan bir tanesi de bu. Geldi mi soru? Geldi hocam. Ayşe Hanım şunu soruyor. Aslında retorik bir soru. Aslında cevabını da veriyor haklı olarak. Bina enerji performans tasarım aşamasında hesaplanıyor ama sonra gerçek işletme koşullarında bunu sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmiyor. Ve devam etmiş. Sürdürülebilirlik için bunun takip edilmesi gerekmez mi? Elbette gerekir ama sizden de duymak istiyoruz. Buyurun hocam. Evet, çok haklı. Yani konularımız aslında o kadar geniş ki altını çizmemiz gereken konular. İşte bunlardan bir tanesi de bu. Teşekkür ediyorum Ayşe Hanım'a. Eğer Muratçım hatırlayacak olursan galiba İsveç'te bir grubun yapmış olduğu araştırma, hatta böyle bir toplantı da düzenlediler. Bir guide hazırlıyorlardı galiba, eğer Evet. yanılmıyorsam. Ve bu guide'ın temeli veya konusu tam bu sizin işaret ettiğiniz şey. Yani tamam, bir şeyler yapılıyor, ondan sonra bunu dizayn ediyorsun. İşte matematiksel olarak bu denklemde sağlıyor, tamam. Bu yapıldı bitti, ondan sonra herkes bir kenara çekiliyor. Bu işletmede acaba gerçekten bu söylenenler oldu mu olmadı mı? Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil, aslında bütün dünyanın sorunu. Ve İsveç'te de, değil mi? Doğru hatırlıyorsam böyle bir gayret çalışması bir task grup tarafından yapılıyordu. Bu yine ele almamız gereken çok önemli bir konu. Bir de tabii hocam hepimizin bildiği bir şehir ısı adası şeyi var, etkisi var. Yıllar içerisinde bu ısı adası etkisinin arttığını gözlemliyoruz. Avrupa'nın birçok şehrinde bu geçerli. Dolayısıyla yani dünyada da geçerli ama bizim odak noktamız Avrupa olduğu için Avrupa'nın birçok şehrinde bu çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla örneğin 10 yıl önce bir takım enerji performansı göz önüne alınarak yapılmış bir bina belki bugün veya bundan 10 yıl sonra aynı performansı gösteremeyecek. Bunların da dikkate alınması gerekecek. Yani dinamik bir durum var burada. Yani mevsimlerde, seneler içerisindeki sıcaklık değerlerinin değişmesinde tabii ki bunlar hep rol oynuyor. Daha doğrusu onlar bunları etkiliyor. Ben enerji performansını kötüleştirebiliyor. Bazı durumlarda iyileştiriyor da olabilir. Yani Kuzey Avrupa'nın örneğin bir miktar daha ısınması onun soğutma ihtiyacını bir miktar azaltacaktır. Ama bunların hep ciddi olarak ele alınması lazım. Haklısınız. Peki, benim önümde başka soru durmuyor hocam. Bu durumda dilerseniz webinarımıza son verelim. Ben TTM adına size çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi kavramların altının çizildiği çok güzel bir webinardı, bir seminerdi. Herkesin yararlandığını düşünüyorum ve size teşekkür ederek bu webinarı bitiriyorum. Hepinize Ben de iyi teşekkür ediyorum. hoşça kalın. İyi günler. İyi günler.